tahtası, satırı, bıçağı orada. Annesini doğuruyordu. Ve içeri girdiğimizde polis arkadaş sakin ol, hiçbir sıkıntı yok. Kurban Bayramı abi dedi, Kurban Bayramı. Ablamızın saç derisi tamamen yüzülmüştü. Abinin kolu bir taraftaydı. Abinin beyni bariyerin üstündeydi. Diğer kolu aşağıdaydı. Bayağı bir aşağı mesafedeydi. İp yardımıyla indik kaldık. Yani ayakkabı çıkmış, ayak parmağı kopmuştu. Parmaklarını topladık. Yani bir beden toplayabildik mi bilmiyorum ama paramparça bir şey topladık. Cesedi almışlar ama cesedin kafası yok. Gir bir bak istersen dedi. Arkadaş silah çekti. İçeri girdi. Kadına saçmayla sıkmışlar. Saçma öldürmemiş. Kör bir eski terzi makası var. Terzi makasıyla boğazını kesmişler. O da çok paramparça olmuş. Arkasından kalbine saplamışlar. Boğuşma çok belli. Yatak, her taraf kan. Yapanın da kapıda bekleyenlerden biri olduğunu öğrendik. Araba altına alıyor. Dönmeye başlıyor arabanın altında. O iki şahıs da. Biri kenara atılıyor, diğeri arabanın altındaydı. Çıkarttığımızda yani eller, ayaklar, kollar, yani adamın yönünün ne taraf olduğunu pantolonun cebine bakarak anladım. Yani kafa ters dönmüştü, eller ters dönmüştü, ayaklar ters dönmüştü. Tamamen bir yuvarlanmıştı arabanın altında. Adam maket bıçağıyla bir hamlede kafasını o an kesmişti. Dizlerinin altı kopmuş bir şekilde, yağlar, kas parçaları, et parçaları her tarafta ezilmiş, fren izi belli, tam tekerin altında kalmış ve gövde arabanın ortasında. Sokağa girdiğimizde adam elinde satır ya da sallama vardı hatırladığım kadarıyla. Arabanın üstüne yürümeye başladı, bir elinde de kaldırım parçası var, kaldırım parçasını arabaya atıyor. Yani bir yandan da gözümle gördüm. Kadın feryat ediyor balkonda, demir parmaklık var balkonda ikinci kat. Feryat ediyor, kurtarın diyor çünkü sırtından alevler vuruyor yukarı doğru. Annesinin boğazına bıçak dayıyor. Annesinin olduğunu bile farkında değil. Ve annesini istiyor bizden. Annemi çağırın diyor. Pompalı tüfeği şu şekilde koymuş. Kafasına domuz mermisiyle büyük ihtimalle diye tahmin ediyorum. Vurmuş. Tavanda kan izleri, arka duvarda kan izleri, yüzünün ön tarafı yoktu. Her taraf yere kan boşalmıştı ve adam silahla birlikte böyle düşmüş şekilde karşılaştık. Kur'an kursunun her tarafı yanmıştı, tavan dökülüyordu. Kaskımın üstünde ağırlıkları hissediyordum, patır patır kafama dökülmeye başlamıştı. Bir köşede Kur'anların ve ilmihallerin, kitapların olduğu bir dolap vardı. Her tarafın eriyip, pimapenlerin bile eriyip kalmadığı bir yerde çatının, yani o dolabın yanına yaklaşmaması o alevin, o dolabın çevresine is vurmaması gerçekten çok etkileyici bir mucizeydi. Sizi tanıyalım. Ben Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde 8 yıldır itfaiye eri olarak görev yapmaktayım. İtfaiye Daire Başkanlığı'nda. Seviyor musun abi mesleğini? Bu mesleği sevmeyen kimse yapamaz. Herkesin ölümü arkada bırakıp kaçtığı yere, hayata kaçtığı yere siz hayatı bırakıp ölüme koşuyorsunuz. Ben inanmıyorum sevmeden kimsenin bu mesleği yapabileceğini. İtfaiye teşkilatı ne iş yapar? İtfaiye teşkilatı tüm canlıların canına koşan, tüm afetlerde, yangınlarda yardımına koşan bir teşkilattır. Sadece canına değil, aynı zamanda malına ve çevreyi korumakla da görevlidir. Böyle en ilginç karşılaştığın olaylar nelerdir? Bir gün ihbar geldi. Murat amirim dedi ki bir ceset olayı var büyük ihtimalle Gökhan dedi. Gitmemiz gerekiyor. Çıktık, merdivenli araçla yanaştık. Polis arkadaşla birlikte yukarı çıktık. Yukarı çıktığımızda kadının yarısı parçalanmış şekildeydi. Yarısı vardı, yarısı yoktu. Şizofreni hastası olduğunu söylediler. Annesinin olduğunu farkında bile değil gerçekten. Yani tahtası, satırı, bıçağı orada. Annesini doğuruyordu. Ve içeri girdiğimizde polis arkadaş sakin ol, hiçbir sıkıntı yok. Kurban Bayramı abi dedi, Kurban Bayramı. Gel dedi, seni annene götüreceğim. Annem nerede demeye başladı. Elinden tutarak aşağı indirdi. Yani annesinin o halde olduğunu farkında bile değildi. Yani o anı yaşamak gerçekten kolay değil diye düşünüyorum. Bir anne evladını o yaşa kadar getirmiş, bakmış, büyütmüş, sevmiş. Çocuk da onu sevmiş. Annem nerede diye soruyor. Ama yaptığını farkında bile değil.
gerçekten çok üzücü bir olaydı. Kafada taşıdığımız oldu. Bir yayladan inerken karı koca sağ taraftan ilerliyorlar. Yayla yolu sıkışık trafik tabii. O esnada bir arabanın önüne geçmeye çalışıyor. Önüne geçerken de arkadaki araç hafif bir şekilde dokunuyor. Dokununca da sağ tarafı uçurum komple. Orada da kenarlarda bariyerler var. Bariyerler de gerçekten jilet etkisi yapıyor. Ablamızın saç derisi tamamen yüzülmüştü. Abinin kolu bir taraftaydı. Abinin beyni bariyerin üstündeydi. Diğer kolu aşağıdaydı. Bayağı bir aşağı mesafedeydi. İp yardımıyla indi kaldık. Yani ayakkabı çıkmış, ayak parmağı kopmuştu. Parmaklarını topladık. Yani bir beden toplayabildik mi bilmiyorum ama paramparça bir şey topladık. Beyin parçalarını, yani eldivenimizi taktık. Tek tek, küçük küçük parçalar halinde topladık. Ceset torbasının içine koyduk. Yani zor muydu? Gerçekten çok zordu. Yani bizi yordu mu? Bedensel olarak hayır ama ruhen çok fazla yordu. Bir gün 3. çevre yolunda bir motor kazası haberi aldık. Tabi olay yerine gittik. İşimiz sadece sıkışanları kurtarmak değil kazalarda. İşte olay yerinde yağ dökülüyor. Bir dahaki kazalara sebebiyet vermemek adına orada kumlama çalışması yapıyoruz. Temizlik çalışmalarına yardımcı oluyoruz. Cesedi almışlar ama cesedin kafası yok. Yani yan taraf bir arazi. Otlar yaklaşık bir belimize kadar uzanmış. Tabi ekip olarak dağıldık. Savcı Bey de orada olay yerinde. Kafa arıyoruz yani. Ara yani yaklaşık bir yarım saat 40 dakika geçti. Kafayı bulamadık. Ondan sonrasında dedim hani bu kadar da gidemez gibi düşünüyorum ama biraz daha ilerlemeye başladım. İlerlediğimde çocuğun kafası, derisi yüzülmüş gibiydi. Derisi kalkmıştı. Kafası buradan jiletle kesilmiş gibiydi aynı. Direkt kopmuştu. Et parçaları sarkıyordu altından. Ya böyle olaylarla çok karşılaşıyoruz. Mesela olay yerine bizi çağırıyorlar. Herhangi bir zarar vermeden içeride yaşıyor mu yaşamıyor mu kontrol etmek için. Bir gün bir kapıdan içeri girdik. Bekçi arkadaş mesleğinin ilk günü olduğunu söyledi. Daha kapıyı açtığımda cesedin kokusu geldi. Artık tanıyorum yani ceset nasıl kokar, ceset midir değil midir diye. Cesedin kokusu geldi, dedim ki içeride ölü var. Yani ne yapalım dedi. Bilmiyorum, içeride belki bir psikopat var dedim, oturmuş başına. Bekliyor da olabilir yani, gir bir bak istersen dedi. Arkadaş silah çekti. İçeri girdi. Kadına saçmayla sıkmışlar. Büyük ihtimalle saçma öldürmemiş. Kör bir eski terzi makası var. Terzi makasıyla boğazını kesmişler. O da çok paramparça olmuş. Arkasından kalbine saplamışlar. Boğuşma çok belli. Yatak her taraf karmanca orman. Her taraf darmadağın. Her taraf kan. Sonrasında tabii yapanın da kapıda bekleyenlerden biri olduğunu öğrendik. Polis abilerden. Kalp krizi geçirmiş diyeceğiz dedi polis bey. Kapıya çıktık. Kalp krizi geçirmiş dediğimde şok oldu adam. Polisler hemen takibi aldı. İnceliyorlardı zaten. Farkındalardı durumun. Nasıl kalp krizi geçirir? Nasıl kalp krizinden ölür? Kalp krizi değildir o demeye başladı. Ondan sonrasında zaten adam hemen ekip otosunu alıp götürdüler. O da itiraf etti. Bir gün bir trafik kazasına gittim. Kokoreç tezgahına bir araba girmiş. Bir adam da hayatında ilk defa kokoreç yemeye arkadaşı zorlamış. Kapıya gelmiş, sana kokoreç yedireceğim. Midesi bulanıyormuş, normalde yiyemiyormuş. Bir oklavayla böyle hamuru ezersiniz de rulo gibi olur ya bir anda. Araba altına alıyor. Dönmeye başlıyor arabanın altında. O iki şahısta. Biri kenara atılıyor, diğeri arabanın altındaydı. Çıkarttığımızda yani eller, ayaklar, kollar, yani adamın yönünün ne taraf olduğunu pantolonun cebine bakarak anladım. Yani kafa ters dönmüştü, eller ters dönmüştü, ayaklar ters dönmüştü. Tamamen bir yuvarlanmıştı arabanın altında. Mosmor kesilmişti o anda. Kimlik bilgilerine ulaşmamız lazım, kim olduğunu anlamamız lazım, ailesine ulaşmamız lazım. Cebini kontrol ettim tabii polis eşliğinde. Kimlik bilgilerini aldık. Eşinin telefonuna ulaştılar. Yani polis abi yanımızda konuşurken duydum. Ne oldu diye sordu. Dedi eşi misiniz dedi. Evet dedi. Eşiniz nerede dedi. Ya bir arkadaşı geldi zorla dedi kokoreç yemeye götürdü dedi. Zorla, hiç sevmez dedi. Ne oldu hayırdır, arkadaşı mısın dedi abi dedi. Ablacım dedi sen böyle böyle şehir hastanesine dedi geçiş yap, sana zahmet. Bir sıkıntı var dedi, gelince konuşalım. Söylemek istemedi, ısrar edince Allah rahmet eylesin dedi. Ondan sonrasında o anda da kokoreç tezgahı devrilmiş, kokoreçler yayılmış, gençler falan toplanmış böyle. Gencin bir tanesi dedi ki ya dedi ceset dedi çok pis koktu dedi ya. O çocuk da kokoreç sevmezmiş. Yok dedim, ceset kokmadı dedim ya. Kokoreç kokuyor çok güzel dedim. O anda cesetin üstüne kusmaya başladı çocuk. Tabii mesafe var ama öyle bir böğürüyor ki cesetin etrafına kusmaya başladı.
Aldığımız bir ihbar sonucu çok da yakın bir mesafe. Bir lastikçinin içerisinde bir anahtarcı çağırıyorlar. Anahtarı içeride unutuyorlar, kapılar kilitleniyor. Anahtarcının da yanında karısından yeni ayrılmış, biraz sıkıntıları olan bir arkadaşını getirmiş. İşte buraya gezmeye gelmiş. O sırada kendini tuvalete kapatıyor tabii. Bizi aradılar, yani gelin kapıyı kırın, açabilirsiniz diye. Çünkü bizde çok yüksek barla çalışan ayırıcılar var. Kırabilmemiz için çok güçlü makinalarımız var. Olay yerine gittiğimizde kapının altından kan akmaya başladığını gördük. Adam maket bıçağıyla bir hamlede kafasını o an kesmişti. Kapıyı hızla açtık. Tabii kapının arkasına yığılmıştı. Ve hala nefes alıp verirken nefes borusunu kestiğinden dolayı o sesi duyabiliyorduk. Tabii ambulansa haber verdik. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Çok yüksek cerrahi müdahale gerekiyordu. Her şey için geç kalınmıştı. Allah rahmet eylesin. Bir anlık cinnetle eşine son bir mesaj atıyor. Ondan sonrasında masada maket bıçağını görüyor. Kameradan tekrar izledik. Tuvalete giriyor. Arkasından biz geliyoruz. Kapıyı açacağız. O sırada kan akmaya başlıyor. Yani gerçekten çok korkutucuydu. Bu nasıl bir duygu onun için? Hani anlamak mümkün değil. Bir insan parmağının ucuna iğne batsa acısına dayanamaz. Adam kendi kafasını kesti. Bir süreliğine Davultepe müfrezide görev yapmaya başladım. Bir ihbar aldık. Sahil Martı otelin önünde beton mikserinin altında bir adamın kaldığı ile alakalı. Tabii olay yerine hızla gittik. Yüzlerce insan var. İnsanların yine tepkiler hep aynı. Yani, hadi bize vuruyorlar. Biz makina indiriyoruz. İşte kesici ayırıcıları indiriyoruz. Takozları getiriyoruz. Saniyelik işler var. Hızlı olması gerekiyor. Çünkü adam canlı. Dizlerinin altı kopmuş bir şekilde. Yağlar, kas parçaları, et parçaları her tarafta ezilmiş. Fren izi belli. Tam tekerin altında kalmış. Ve gövde arabanın ortasında. Yani takozları yerleştirdik. Bu sırada etraftan insanlar sırtımıza vuruyorlar. Hadi. Takozları yerleştirdik. Ben arabanın altına girdim. Sedyeyi alıp. Çünkü kaldırdıkları anda adamı tek hamlede, yani bel bölgesinden tutup, üstünden tutup sedyeyi almam gerekiyor. Yani başka bir müdahale şeklimiz yok o an. Çok riskli. Kan kaybediyor bir taraftan. Yani her an ölebilir. Tabii ki Volkan o anda arabayı kaldırdı. Tek hamlede sedyenin üzerine aldım. Sürükleyerek beraber çıktık. Adamın dizlerinin altı yoktu. Konuşmaya çalışıyorum tabii bu sırada. Bilincinin açık olması gerekiyor. O bilinci hayatta tutmamız lazım. Aktif etmemiz lazım. Yaşını soruyorum, ismini soruyorum. Nasılsın, çok iyisin diyorum, mükemmelsin. İşte başaracağız, bak beraber çıkacağız, tamam mı? Elimi tut diyorum, tutabiliyor. Hiçbir sıkıntı yok. Sedyenin üzerine aldım. Ondan sonrasında ambulansa verdik, gönderdik. O an elhamdülillah bir şey yoktu. Sonrasında ablamlara gidiyordum. O bölgeden geçerken bir cenaze evi gördüm. Bir markete uğradım. Dedim abi hayırdır hani kim? Ya dedi geçen gün burada dedi bir kaza oldu. Beton mikserinin altında dedi bir abi kalmıştı dedi. O abi dedi vefat etti. Yani bunu belki de aradan 3-4 gün sonra duymak bile harbiden üzdü beni ya. O adamı o canlı çıkartıp mutluluk, sevinç, evet başardım. Birlikte yaptık, arkadaşlarımla biz hızla geldik ve hızla kurduk ve hızla çıkardık. Bu mükemmel bir duygu ama arkasından böyle bir haber almak gerçekten üzdü bizde. Almanya'da yaşayan bir vatandaş babasından haber alamıyor. Aradan 2 ya da 3 gün geçmiş, itfaiye ekiplerinden yardım talebinde bulunuyor. Biz de eve gittik kontrol etmek adına. Merdivenli araçla balkona yanaştık, balkondan girdim. Kapıyı açtım, arkadaşlarla birlikte odaları kontrol ediyoruz. İşte salona girdim, salonda seccadesi serili, tesbihi yanında. İşte burada yok, diğer odalara girdim, orada yok. Tuvalete dahi baktım, tuvalette yok. En son banyo kalmıştı. Ya banyoya bir girdim, zaten fayans her taraf, cam da açık kalmış. İçeride yeterince soğuk var, soğuk bir kış günü. Ceset kokmamış da, herhangi bir bozulma da yaşamamış. Amcanın sakalları bembeyaz, yani öyle güzel ölmüştü ki, yani Allah'ım herkese öyle ölür nasip etsin. Belli banyosunu yapmış. Duvara da böyle yaslanmış taburenin üstüne, düşmemiş de. O an olay yeri bitti bizim için. Gittim içeriden polis abiye seslendim. Abi dedim gel de dedim şöylüme bir bak dedim ya. Hani bu kadar güzel ölünebilirdi yani gerçekten maşallah. Nasıl yaşarsan öyle ölürmüşsün ya. Amca güzelce belli ki abdestini almış, banyosunu yapmış. Orada canını vermiş, teslim etmiş, duvara böyle yaslanmış. Sakalları, yüzü böyle kanı çekilmiş belli, bembeyaz. Ya o kadar özendirdi ki, yani bu kadar güzel ölüm gördüm itfaiyede ilk kez. Toroslar Gimen bölgesinde bir vakaya gittik. Arkadaşın şizofreni hastası olduğunu söyledi polis arkadaşlar. Tabii kapıdan açmasına izin vermiyor, her tarafını kilitlemiş.
Merdivenli araçla kalktık. Polis arkadaş ikna etmeye çalışıyor. O sırada boğazına annesinin bıçağı dayamış, annemi çağırın diye bağırıyordu. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Bak annen şu anda önünde, o bıçağı bırak. Annenin boğazına bıçak dayadın, anneni öldürmek istemezsin, yapmak istemezsin. Defalarca söyledik, defalarca söyledik. Bizim hiçbir dediğimizi resmen duymuyordu. Ama ondan sonrasında annesi döndü dedi ki, oğlum ben buradayım, bak seni çok seviyorum. Yanlış yapıyorsun demeye başladığında, anne sen burada mıydın? Lafını duydum. Sonrasında polis arkadaşla beraber içeri girdik. Polis abimiz hemen bıçağını aldı. Durumundan dolayı her an zarar verebilir. Her an bir bıçak ya da kesici, delici bir alet alıp birilerine zarar verebilir. Hemen kontrol altına alındı. Tabii gerekli sağlık birimlerine götürüldü. Gerçekten böyle hastalarla karşılaşmak bizim için de çok garip. Yani annesinin boğazına bıçak dayıyor. Annesinin olduğunu bile farkında değil. Ve annesini istiyor bizden. Annemi çağırın diyor. Bir ihbar geldi, şahıs evini yakmış diye. Tabii biz hızla olay yerine gittik, tek aracız. Sokağa girdiğimizde adam elinde satır ya da sallama vardı hatırladığım kadarıyla. Arabanın üstüne yürümeye başladı. Bir elinde de kaldırım parçası var, kaldırım parçasını arabaya atıyor. Yani bir yandan da gözümle gördüm, kadın feryat ediyor balkonda. Demir parmaklık var balkonda, ikinci kat. Feryat ediyor, kurtarın diyor çünkü sırtından alevler vuruyor yukarı doğru. Bir şey yapmamız lazımdı. Yani orada bir kadın ve bir çocuk ölecek. Tabii arabadan indim, yapacak bir şey yok. Yani gerekirse mesleğimizden olacağız ama yani gerekirse kavga edeceğiz. Yani o adamı durdurmamız lazım. Tabii biz böyle demeye gerek kalmadı. Arkadan bir özel harekatın arabasını gördüm. Bir abimiz indi, herhalde rahat 2 metre vardı. O an aklımdan gerçekten yangın bile gitti. Abi dedi ki hadi. Ondan sonra döndüm, şaşırdım, panik halindeyim. Ondan sonra müdahale etmeye başladık. Girdim, kadınla çocuğu aldık, arkadaşlarla beraber çıkardık, yangına müdahalede bulunduk. Bir gün bir haber aldık, trafoda biri sıkışmış. Gittiğimizde kapılar kilitli, nasıl girdiğini de şaşırdık. Kilitli kapıdan içeri girmiş. Yani betonun arasından bir delik var, o deliği büyütmüş, büyütmüş, oradan içeri girmiş. Orada elektrik akımına kapılmış, ayaklar kömürdü gittiğimizde. Yani resmen kömür olmuştu. Ellerin uç kısımları aynı şekilde patlamıştı. Oradan nasıl çıkartacağımızı da şaşırdık. Gerçekten çok tedirgin oldum çünkü onu çarpan elektrik beni de yok ederdi. TEDAŞ ekiplerini bekledik. Onlar elektriği kestiler. Adamı sedyeye aldık ama sanki mangalda bir et unutursunuz ya da ocakta bir et unutursunuz, yanar artık böyle zift gibi kokmaya başlar. Ağır bir koku yayılır. Öyle bir koku vardı. Yani adamı aldık, çıkardık ama sonrasında ne olduğunu gerçekten bilmiyorum. Yani öldü mü, kaldı mı? Bu anda yaşıyordu, konuşuyorduk, hiçbir sıkıntı yoktu. Erdemli Avgadı bölgesinde hazineciler hazine ararken yüksek bir yere çıkmaları gerekiyormuş. Çıkarken 50 metre yükseklik var, düşmüşler. Hani yukarıdan gelsek o 50 metreden aşağı inmemiz gerekiyor. Aşağı bölgeden ilerledik. Çok ağır sis var gittiğimiz yerde. Çok sık bir ormanlık var. Biraz uzun sürdü. UMKE ekipleri, AFAD ekipleri, itfaiye ekipleri hep beraber ortaklaşa çalıştık. Olay yerine vardığımızda kemiğinin bir tanesi etinin içinden çıkmıştı. Yani kemiği kopmuştu, etinin içinden çıkmıştı. Ağzından kanlar geliyordu. Vücudunun her yerinde yırtıklar ve yani uçurumdan düşmüş, çarptığı noktalar var kayalara, jilet gibi kesmiş. UMKE ekipleri hemen müdahalede bulundu. Ön müdahalelerini yaptılar, sedyeye aldık. Tabii abiyle muhabbet ediyoruz bu sırada işte. Neler oldu, abi nasıl yaşadın, ne vardı? Tabii abi canının derdini bırakmış. İçeriden diyor, bir çıkarsaydık diyor, var ya diyor, Mersin'i satın alacaktım diyor. Abi diyorum, tamam iyisin, çoluk çocuk var mı? İşte nerelisin, nereden geldin, nereye gittin? Onu bunu bırak da diyor. Tam dibine kadar gelmiştim kapağın diyor. Açsaydık diyor, Mersin bizim dedi. Yangından kurtulmak için pencereden atlama olaylarında aksilik yaşadığınız oldu mu? Atlamayıp yanmayı tercih eden oldu mu? Hani gittiğim yangınlarda atlama olayla karşılaşmadım. İntihar olaylarında atlama olayla karşılaştık. Bir gün bir haber aldık. Şahsın kendini vurduğundan şüpheleniyorlarmış. Silah sesi duymuşlar. Kapılar kilitli. Pencereden içeri girdim. Polis kapıda bekliyor tabii. Kapıyı açtım. Olay yerini kontrol ediyoruz, herhangi bir şey var mı yok mu içeride diye. Pompalı tüfeği şu şekilde koymuş. Kafasına domuz mermisiyle büyük ihtimalle diye tahmin ediyorum. Vurmuş, yani tavanda kan izleri, arka duvarda kan izleri, yüzünün ön tarafı yoktu. Her taraf yere kan boşalmıştı.
ve adam silahla birlikte böyle düşmüş şekilde karşılaştık. Yani gittiğimiz bir olayda mesela eşiyle bir problemi olan beyefendi artık o an verdiği sinirsel cinnet mi diyeyim sıkıntılarından dolayı önümüzde bir anda kendini boşluğa bıraktı. Ve beyni patladı. Hatta bunu meslek haline getirmiş olanları bile gördüm. Yani bir yerde çıkıp intihar eden bir vatandaşla bir saat boyunca muhabbet ettik. Aramızda para topladık. Ondan sonrasında vatandaşı ikna ettik, indi. Yarım saat, bir saat sonra tekrardan ihbar geldi. İntihar, tekrardan çıkış yaptık. Baktık aynı vatandaş. Yani neden çıktın? Biz seninle konuştuk, anlaştık. Bu para bana yetmez dedi. Yani bu para dedi, beni kurtarmaz dedi. Ben atlayacağım dedi. Tam ümitlerinizin bittiği bir anda mucize gibi bir kurtarma yaşadığınız oldu mu? Bir yangına gittiğimde Kur'an kursu yanıyordu. Bu da benim için gerçekten büyük bir mucizeydi. Kur'an kursunun her tarafı yanmıştı. Tavanlar sıcaktan çok fazla etkilenmişti. Tavan dökülüyordu. Kaskımın üstünde ağırlıkları hissediyordum. Patır patır kafama dökülmeye başlamıştı. Bir köşede Kur'anların ve ilmihallerin, kitapların olduğu bir dolap vardı. Yani bir fırının içinde bir kağıt parçasını köşeye koyup da ya bu köşede yanmaz deme ihtimaliniz yok. Ama her tarafın eriyip, pimapenlerin bile eriyip kalmadığı bir yerde, çatının dökülmeye başladığı bir yerde. Yani o dolabın yanına yaklaşmaması o alevin, o dolabın çevresine is vurmaması gerçekten çok etkileyici bir mucizeydi. Hissiyatımı gerçekten anlatamam ben ya. Hatta müdahale ederken de sırtımı o tarafa verdim. Artık çünkü tek yanmayan nokta oraydı. Tekrardan dolabı açtım, ne olduğunu kontrol ettim. Kontrol ettiğimde ellerim titredi. Mahmut diye bir arkadaşımla beraber çalışıyorduk, onu çağırdım. O da şok oldu ya, dedi, imkansız dedi ya. 500-600 santigrat derece bir fırın. Fırında yanmayan yer yok, her yer erimiş yüksek sıcaklıktan dolayı. Tavandaki çimentolara kadar, sıvalara kadar her şey dökülmeye başlamış. Tuğlalar dökülmeye başlamış. Ama bunun yanında bir daire var etrafında ve dolabın hiçbir yerinde is yok, alev yok, sıcaktan etkilenme yok. O pimapenin eridiği yerde sen tahtadan olan bir dolap nasıl yanmazsın? Yani hatta aşağı indik, durumu anlattık. Duyan yukarı çıktı. Tam bir ziyaret gibiydi. Herkes bakıyordu hayretler içerisinde. Nasıl olabildi? Hani imkansız. Hani bu kadar şey yandı, bu nasıl yanmadı diye. Sırayla herkes gelip kontrol etmişti. Tüyleri diken diken eden bir olay yani, gerçekten öyle benim için. Kokmuş ağır bir cesetle karşılaştınız mı? Toroslar bölgesinde çalışıyordum. İki katlı bir evin çatı katında evsiz bir kadına yer yapmışlardı. Tabii devamlı gidip rutin kontrol eden bir yer değildi. Orada oturanlar yaylaya çıkmışlar yaz vakti. Kadın tek başına yaşıyor. Yaklaşık 10 ya da 15 gün kadar olduğunu söylediler. Çok büyük bir koku basmıştı sokağa. İçeri girilemiyor durumdaydı. Biz temiz hava solunum cihazlarıyla girdik ama yani kadın tamamen şişmişti. Her yeri sulanmıştı. Gözlerinden, burnundan, ağzından, karnı akmıştı zaten. Her tarafından kurtlar çıkıyordu. Yani bir parmak boyundan bile büyük kurtlar vardı. Küçük küçük kurtlar vardı. Binlercesi vardı hatta. Kadını kaldırdığımızda, yani şu sırtının arka bölgesinden kaldırmaya çalıştığımızda tüm organlarının sanki bir etin düdüklü pencerede pişirirsiniz de böyle kemiği kaldığınızda et dökülür. O şekilde döküldüğünü gördüm. Tabii parçalandıktan sonra yapacak bir şeyimiz yok. Biz de belli çarşaf ya da battaniye yardımıyla ceset torbasının içine alıyoruz. Tabii bu bizim için öyle anlatırken kolay ama yaşaması gerçekten kolay olmayan şeyler. Mesleğe yeni başlayan, yeni atılan arkadaşlarımız var. Daha 2 gün önce mesela karşılaştılar. Bu karşılaştıkları olayda döndükten sonra defalarca kustular. Yemek yiyemediler. Gözlerimizin içine bakamadılar. Olaydan bahsedemediler bile tekrardan. Gerçekten kolay şeyler değil. Başlangıçta psikolojini nasıl etkiledi? Yani yaklaşık 2-3 ay kadar et yiyemedim. Restoranların önünden geçerken burnuma çok kötü geliyordu. Uykularımda, rüyalarıma girdiği de oldu. Ben de insan olayım tabii. Birden alışamıyorsun böyle şeylere. Kokmuş bir cesetin kokusu. Burnuna sindiğinde aylarca sanki burnun içinden çıkmıyor gibi. Her yerde onu kokluyorsun gibi oluyor. Sonrasında alışıyorsun tabii bir süre sonra. Psikolojin de buna elverişli olmaya başlıyor. Araca kaç saniyede biniyorsunuz? Aramızda biz bunu tatbikatlarında gerçekleştiriyoruz. Kaç saniyede çıkış yapabiliyoruz diye. Kıyafetlerimizi giyinme süresi, temiz hava solunum cihazlarımızı takma süresiyle alakalı. Yani 30 saniye ile 1 dakika arasında çıkış yapılıyor. Ortalama müfrezelerin yerleşmesinden dolayı bölgelere 3 dakika gibi bir sürede ulaşabiliyoruz. Tabii ki bu trafik etkiliyor. İnsanlar bizi çok etkiliyor. Bunların çok büyük etkeni var. Bununla ilgili de çok güzel bir anım var. Merkez amirliğinde çalışıyordum. Işıklarda bir abimiz siren çalıyor. Anons ediyoruz yol vermesi için.
eliyle bize böyle yapıyor. Tersliyor, tersliyor. Arabadan inecektik artık. Yani çekmemiz lazım çünkü bir ev yangını haberi aldık. Neyse hala önümüzde gitmeye devam ediyor. Bizi engelliyor, el hareketleri yapıyor, küfürler ediyor. Bizim tek amacımız yangın yerine ulaşmak. Bizim o şahsı tanımışlığımız veya herhangi bir sıkıntımız, sıkıştırma olayımız yok. Olay yerine vardık. Yangına müdahale ettik. Aşağı indik. Aşağıda o bizim önümüze kıran ve bizi engellemeye çalışan abinin dizine vurduğunu gördük. Olay yeri bilgilerini almak için, ev sahibi bilgilerini almak için komşularına sorduğumuzda o şahsın ev sahibi olduğunu söylediler. Yani şöyle, aslında insanlara kızmıyorum. Acıları var, canları yanıyor, malları yanıyor. Ne yaptıklarının farkında bile değiller belki de. Yani en basiti, Halkent bölgesinde bir eve yangına gittik. Can siperhane çalışıyorum, hortumları attık, evin içine girdik. Yangın bölgesini kontrol etmemiz lazım içeride herhangi bir canlı var mı yok mu diye. Evi kontrol ediyoruz, arkamdan ev sahibi gelmiş, arkama vuruyor, hadi. Abi yapma lütfen, bak senin evini, hani ben tamam buradayım, sıkıntı yok artık, rahat olabilirsin diyorum. Kontrol ediyorum diyorum, kimse var mı diyorum ve odanın birinden çocuğu çıktı. Yani ben orada suyu verebilirim, o duman çocuğu zehirleyebilir ve o çocuğun ölümüne sebep olabilirim. Ben evi kontrol etmek zorundayım. Abi bunun farkında değil, bana defalarca yumruk attı, arkadaşlarıma yumruk attı. Polis arkadaşlar sağ olsun aldılar. Aşağıda konuştum, dedim ki abi gel bir konuşalım, hani bir sıkıntımız yok aslında seninle. Sen beni tanımazsın, kişisel bir şeyin de yok. Ama durum bundan ibaret. Adam sarıldı, bizden özür diledi. Ama çoğu gittiğimiz yerde böyle yumruk yeme olaylarımız oluyor. Küfür de yiyoruz çoğunlukla. Yani şey zannediyorlar, yani biz ya durun şu dizimiz bir bitsin de yangına gidelim falan demiyoruz. Anonsu aldığımız an saniyeler içerisinde üstümüzü giyinip arabaya biniyoruz. Giderken dualar ediyoruz. Ama tabii yolda da, giderken de, trafikte de sorumsuzluklarla karşılaşıyoruz. Bunlar bizi geciktiriyor. Böyle hiç vücuda tam patladığı oldu mu bir şey? Mobilya üretim tesisinde yangına girmiştik. Orada tinerin patlayıp üzerimize boşaldığını gördük alev şeklinde. Tabii ki koruyucu kıyafetin olması bizim için çok büyük bir avantaj orada. Orayı söndürmeyi bırakıp kendimize ve arkadaşlarımıza müdahalede bulunduk. Yanabilir miydik? Evet yanabilirdik. Ölebilir miydik? Evet ölebilirdik. Her an her şey olabilirdi. Allah'tan yanımızda her zaman bir arkadaş bulunuyor. O arkadaşlarımız olmasa o an yaşadığınız şeyde sizi kurtaracak bir kişi olmaz. Batı sistemi çok önemli. Siz hiç yangından mahsur kaldınız mı? Geçen sene Temmuz ayında Muğla Köyceğiz'e takviye olarak Mersin Büyükşehir'den çıkış yaptık. 10 gün kadar orada görev aldık. Bir köy alevlerin geldiği noktaydı ve rüzgarın kesiştiği noktaydı. Oraya geleceğine netti. Ağaçlık alanlarda 10 kilometre kadar ileride görünüyordu alevler. Biz Ankara İtfaiyesi, Mersin İtfaiyesi, Orman Bölge Müdürlüğü araçları bir noktayı kestik. Çok yoğun bir araç kalabalığımız vardı, sularımız vardı, gönüllüler, itfaiyeciler, ormancılar. Hep birlikte müdahale edecektik. Ben ilk defa meslekte böyle bir şey karşılaştım. 10-15 katlı bina boyunda alevlerin tam rüzgarın girdap yapıp bir alev girdabını gördüm. Ve o ağaçlardan yanan parçaların rüzgarla birlikte havaya kalkıp köz gibi üzerimize yandığını, hatta şoför olan Ayhan abiye bağırıyordum, ensen yanıyor, ensen yanıyor, kaç diye. Biz aracın üstündeydik, müdahaleye devam ettik. Sonrasında artık kaçmamız gerektiğini anladık çünkü hem arkamız, hem önümüz, hem sağımız, hem solumuz, her tarafı alevlerle kaplıydı. Alevler de ufak değildi. Her biri en ufağı 6-7 katlı apartman boyundaydı. Bizim arabalarımız şehir içine uygun, ormanlık bölgeye uygun değil. Öndeki arabanın hava hortumları eridi, patladı. Hava hortumların havası boşaldığında tamamen araba gidemez, kesinlikle yerinden kıpırdayamaz. Yokuş aşağı arabayı saldık, oradaki gönüllüleri de arabaya doldurduk. Bu arada bu gönüllü kardeşlerimize teşekkür etmeden olmaz gerçekten. Allah razı olsun hepsinden. Canı gönülden çalışmışlardı. Ve arabanın altından alevin geçip diğer taraftan, oradan rüzgarın vurup alevin diğer taraftan geçtiğini, camların her tarafının alevlerle kaplı olduğunu, üzerindeki itfaiye yazıların eridiğini gördük. Tekerleklerin kenarlarının eridiğini gördük. Yani bu bizim için gerçekten son andı. Çıkmasaydık orada yanarak ölebilir miydik? Evet, çünkü arkada kalan hortumlara dönüp baktığımızda hepsi erimişti. O hortumların dayanamadığı ısıda biz de ölebilirdik gerçekten. Peki hiç ölümle burun buruna geldiniz mi? Artık o kadar yüksek sıcaklık vardı ki çıkamayacağımı düşündüm ve kalbimi çarpıntısını çok fazla yüksekten hissediyordum. Gözlerimin arkasında çarptığını hissediyorum kalbimin. Bayılacağımı hissettim sıcaklıktan dolayı. Çıkmayı düşündüm. Çıkış için hortumu kullanıyoruz. Getirdiğimiz hortumu takip ederek çıkışı takip ediyoruz. Yalnız artık sağlıksal olarak problemde olduğumu anladım. Allah'tan
Dizlerimin üstüne çöktüm. Sürünerek gitmeye çalıştım. Arkadan Semih geldi, yetişti. Beni oradan sürükleyerek çıkardı. Rahatladım, tekrardan giriş yaptım. Tabii bunların açlık etkisi de oluyor. O an yemek yememiş olabilirsiniz, susuz kalmış olabilirsiniz. Yüksek sıcaklığın etkisi var. Üstünüze giydiniz, koruyucu kıyafetlerin de etkisi var. Sizi yüksek sıcaklıktan koruyor ama bir fırının içine giriyorsunuz. Bir fırının içinde ısıya dayanıklı elbiseniz var sadece. Ama yine de o fırının içindesiniz. Isıya dayanıklı elbise de ısınıyor. Şöyle, o yangına dayanıklı sadece. Ama yanmaz değil. Bir süre sonra o da dökülmeye başlıyor. Bir süre sonra artık mumlanmış dikiş yerleri çözülmeye başlıyor. Ondan sonrasında ona da yanabiliyorsunuz. Her olayda tekrar yeni bir şey mi kullanıyorsunuz abi? Yok, aynı elbiseyi kullanıyoruz. Belli dönemsel değişimler yapılıyor rutin olarak. 2 senede bir değişmesi gerekiyor. Sizin için en komik ihbar neydi? Protez dişleri, takma dişleri. Bir abimizin kayalıklara düşüyor gülerken. İhbarı ben telsizden dinledim. Telsizden dinledim de şok oldum. Vatandaşa tabii ki yardımcı olacağız. Arkadaşım protez dişleri kayalıklardan çıkardık, dönüş yapıyoruz diye ihbar verdiğinde çok gülmüştüm. Bir de bir ablamız evinde yılan var zannetti. İlk baktığımızda biz de yılan gibi gördük. Yaylaya çıkmadan önce en son kızartma yapmış. Biberin bir tanesi de kızarttıktan sonra ocağın kenarına düşmüş. Ablamız da o gün yaylaya gitmiş. Aradan bir ay sonra geri gelmiş evine. Sadece ocağın kenarına bakıyor. Hemen 112'yi arıyor, diyor ki evimde yılan var. Biz de gittik, ablacığım yılan nerede? Mutfakta bakıyoruz. Biberi gördüm ama yani orada kızarmış biber var. Abla yılan yok. O nasıl olmaz dedi, o köşede görmüyor musunuz dedi. Kaldırdım, abla dedim biber bu. Yani böyle olaylara da gidiyoruz. Toroslar bölgesinde havuzlu bir siteye gitmiştik. Kara yılan kızan döneminde boynunun altı tamamen kızarmış. Eşini de öldürmüşler. Kürekle öldürmüşler. Havuzun içine düşmüş diğeri. Çıkartmaya çalışacağız. Yılan da çok büyük yılandı yani. Gerçekten küçük bir yılan değildi. Havuzun içine girdim. Yakalamaya çalışıyorum. Bir o köşeye gidiyor, bir bu köşeye gidiyor. Kovalamaca oynuyoruz ama o da çok sinirlendi. Kafayı hafif şöyle kaldırdı. Kuyruğuyla beni defalarca kırbaçladığını biliyorum. Üstümüzde koruyucu kıyafet var Allah'tan. Yoksa kemiğimizi bile kırabilir yani. Bunun farkındayım. O kadar sinirliydi. Arkasından yılanı sakinleştirdim. Biraz daha pasif hale getirdim. Sonrasında yakaladık, ormanlık alana bıraktık. Ama çok güzel dayak yedik. Yani onunla da konuştum. Haklısın dedim. Bak yani eşin ölmüş burada. Toroslar bölgesinde çalışıyoruz. Bir ihbar geldi 112'den. Şahıs evine girmeye çalışıyormuş, giremiyormuş. Çok kötü durumdaymış. Yardım istemiş. Tabii biz de gittik vatandaşa yardımcı olma adına. Evin onun olup olmadığına dair bilgi almamız gerekiyor. Polisin olay yerine gelmesi gerekiyor. Polisin gelmemesi için bize çok yalvardı. İşte bir an önce eve girmem lazım, tuvaletim var, işte sıkıntılarım var, işte bir malzeme almam lazım acilen. Bir sürü şeyler söylüyor, aklında bile kalmadı. Arka arkaya onlarca yalan söylemiş bize. Tabii biz de polisin yola çıktığına emin olduk. Dedik çıkalım, evi açalım. Daha yukarı 1. kata çıktığımızda balkona bir abla çıktı. Kaşlarını kaldırıyor böyle, kafayı sallıyor. Ne oldu diyorum, kafayı sallıyor. Abla ne oldu diyorum, tekrardan böyle yapıyor. Arkadaşa seslendim, aşağı indir dedim. Yani bir şey var galiba. Çıktım ablanın yanına. Dedim ne oldu? O geçen gün dedi bizim eve hırsız daha girdi dedi. Düştü. Bacağını kırdı. Şimdi dedi üst kat dedi. 3 aydır evde yok. Onların evine dedi hırsız daha geldi. Tabii biz bunu haber aldık. Biraz daha işte diyorum abi polisleri bekleyeceğiz. Sakin ol. İşte açacağız. Sıkıntı yok. Biz giremeyiz. Yasaları çiğnemiş oluruz diye. Tabii polis geldi. Abinin bir kaçışı var o tek bacakla. Yani topallaya. Polis yakaladı. Polisin direkt dediği şey ya gene mi sen? Gene mi buradasın? Yani hırsızdaki arsızlığa bakın yani. Adam itfaiyeyi kapıyı açsın da evi rahatça kırık bacağımla soyabileyim diye bize kapı açtırmayı düşünüyor. Sonra uzaklaştırma kararı olan bir adam belki de karısını öldürecekti. Tamam o evde yaşıyor, o ev onun evi ama karısının uzaklaştırma kararı var. Evime giremiyorum diye yine ihbarda bulundu. Biz de gittik yardımcı olma namına. Yukarı çıkarken ablanın bize seslendiğini, elini böyle yaptığını gördük. Tabii aşağı indik. Komşuları tanıyoruz, evet bu bizim komşumuz dediler. Yukarı çıktım, ablayla konuştum. Dedi ki beni öldürecek, ölümle tehdit ediyor. Size dedi kapıyı açtıracak, beni öldürecek. Yalvarmaya başladı, ne olursunuz yapmayın. Dedik abla sakin ol, polis geldi aşağıda. Adamı yakaladıklarında üzerinden silah çıktı. Polisler aldı tabii, adamı gittiler. Hiç meslek arkadaşınızı kaybettiniz mi? 2 tane arkadaşımızı kaybettim bugüne kadar. Biri Tarsus grup amirliğinde çalışıyordu. Biri Yenişehir bölgesinde çalışıyordu. Biri elektrik akımına kapıldı. Diğeri tır kazasına müdahale ederken üzerine kupa düştü. Gerçekten bizim için... Yani dayanılmaz bir acıydı. Sadece Mersin olarak değil tüm Türkiye'de biz birçok meslek arkadaşımızı yitirdik. Allah rahmet eylesin. Hepsi çocuklarını, evlerini, yuvalarını bırakıp gittiler. Hepsinin bir umudu vardı, bir yarın düşüncesi vardı. Ama meslek aşklarıyla o olaya tüm gücünü vererek, inanarak gittiklerini biliyorum hepsinin. Ve orada
şehit oldular. İtfaiye ile alakalı şunu söyleyeyim. Arabanızda, telefonunuzla oynamayın. Çünkü yolda ilerlerken bizi engelleyenlerin %90'ı telefonla oynuyor. Etrafında ne olup bittiğinin farkında değil. Yüksek sesle müzik dinliyor. Bize yol verme imkanı varken bile ne yaptığının farkına varmıyor. Lütfen itfaiyeciler bilin ki birinin canına, çoluğuna, çocuğuna, canlıya koşuyor. O sırada ilerlemek yerine yol vermeyi deneyebilirsiniz bizlere. Ve olay yerine geldiğimizde bizim tek amacımız ilk önce canınıza, sonra da malınıza zarar gelmemesi için en iyi şekilde müdahalede bulunmak. Anlıyorum insanları stres halinde, sinir halinde, panik yaparak, ne yaptıklarını bilmeyerek, işimize engel olduklarının farkına varmayarak belki de. Daha hızlı hareket etmemizle alakalı bağırıp çağırıyorlar ama biz zaten koşuyoruz. Biraz daha İtfaiyecilerin sizin için orada olduğunu farkına varmanızı rica ediyorum. Hayatımı değiştiren bir olay yaşadım mı abi? Hayal hani. Bir sehpam vardı. Sehpamın üstü viskiler, vodkalar, rakılar, şaraplar, alkolü çok fazla tüketen bir insandım. Harama haram olarak bakmayabiliyor bazen insan. O zaman gördüm. Bu haram değil, bu haram değil, o haram değil. Böyle bir hayat yaşıyordum. Rabbim o zaman da bana maddiyat olarak da fazlasını veriyordu sanırsam. Ama sonrasında benden maddiyatı da aldı. Şunu fark ettim, ya bir tek Allah var. Hiçbir şey yok. Ne anne var, ne baba var, ne işte eşin var, ne kızın var. Tek Allah var. Yani videolarla karşılaştım. YouTube'dan izlemeye başladım, dersleri takip etmeye başladım. Spor yaparken Spotify'dan açıp dinlemeye başladım derken ya bir gün hayalhanemin önüne geldim. Ya dedim bura, geçerken hep diyordum bura restoran falan galiba falan dedi. Yani güzel bir yermiş. Geldim gireyim mi girmeyeyim mi bir geri döndüm. Sonra tekrardan geldim geri döndüm. Sonra bir gün mesaj attım. Mesajıma cevap verdiler. Sonra telefonla aradılar. Kapıda bittim, içeri girdim. İdris abiyle tanıştım. İdris abi sağ olsun benimle çok ilgilendi. Aradı, sordu. Akrabamdan öte gibi davrandı bana. Namaz kılmayı bilmediğimizden değil ama kılmıyordum. Biliyor musun dedi. Biliyorum abi dedim. Kılar mısın dedi. Öyle güzel istedi ki böyle yani. Kılarım abi dedim. Orada Bismillah dedik başladık. Elhamdülillah daha bırakmadık. Ha, tabii bu namaz kılmakla biten bir iş değil. Bunu da anladım. Hayatının her anına bir gözeten olduğunun farkına varıyorsun. Haramı biliyorsun. Helali de biliyorsun. Tabii bu işimi de etkiledi benim. Ailemi de etkiledi. Tüm çevremi de etkiledi. Çevremin değiştiğini de fark ettim. İnsanların bana karşı bakış açısının değiştiğini de fark ettim. Eskiden bir olay olsa ya bunu Gökhan yapar mı? Yapar ama şu anda bir olay... Gökhan hayatta böyle bir şey yapmaz. Hayalhaneme geldikten sonra mesleğim daha anlamlı oldu benim için. Çünkü tanımak var, tanıdığını zannetmek var. Seni yaradanı tanıdıktan sonra her şeyi verenin onun olduğunu bildikten sonra yaptığın mesleği icra ederken de başardığın şeylerin hayatının her parçasında onun verdiği nimetler sayesinde olduğunu fark ediyorsun. Bunu da kim sayesinde görebildim dersen, hayalhanem sayesinde gördüm. Allah razı olsun hepinizden gerçekten teker teker hepinizden Allah razı olsun. Ben kendimi buldum, kainatı buldum. İnşallah siz de hayalhanemi bulabilirsiniz. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone, bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.